da ufak ufak hem tanımak istiyoruz. Siz Ünye'nin ve bölgemizin yetiştirdiği başarılı siyasetçi ve bürokratlardan birisiniz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü şeref derecesiyle bir yıl erken bitirdikten sonra kendi alanınız olan bir kurumda Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladınız. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Hamza Bey, öncelikle çok teşekkür ederim. Admedya ve Moda FM TV aracılığıyla bütün hemşerilerime sizler aracılığıyla seslenmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum ve bizleri izleyen tüm izleyicilerimize saygılarımız, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Bu tarihi mekanda böylesine güzel bir atmosferde gerçekleştirmekten ayrıca heyecan duyuyoruz. Sizlere bu yüzden özellikle teşekkür ediyorum. Hem davetiniz için hem böylesine bir atmosferi bize yaşattığınız için. Tabii 1985 yılında Ünye'de doğdum. Ünye'nin Pınarbaşı köyünden, mahallesinden. İlkokulu, Anaparta İlkokulu'nda okuduktan sonra Ünye Anadolu Lisesi'nde eğitimimize devam ettik. Liseyi de orada bitirdik. Daha sonra ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandık. Eğitim hayatımızla birlikte tabii ayakta kalma mücadelesi, kariyer hedefleri devreye girince okul döneminde bir takım çalışmalarda bulunduk ve okulu bitirince de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde onun metin yazarları ekibi içerisinde yer aldık. Arkasından Avrupa Birliği Bakanlığı, şimdi Dışişleri Bakanımız, bildiğiniz gibi son genel seçimlerde 24 Haziran seçimlerinde oradan milletvekili adayı olarak milletimizin huzuruna çıktık, bir sınav verdik, seçilemedik. Milletimizin takdiri bu yönde tecelli etti. Ve Ağustos ayı itibariyle de Sayın Bakanımızın takdirleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak göreve başladık ve görevimize de devam ediyoruz. Bu arada tabii bakanımız olduğu için biraz da heyecanlandık. Dediğiniz gibi Ünye'mizin nadide yerlerinden bir tanesi. Ünye Belediyesi Konukevi'nden sizlere merhabalar diyoruz. Bu ajanda programını buradan sunuyoruz. Ünye'mize yakışan bir konaktayız bu akşam. Evet, az önce bahsettiniz ama bir dönem ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metin yazarlarından bir tanesiydiniz. Oradaki o heyecan, sizlerin yazdıklarını Cumhurbaşkanımızın, yani o zamanki Başbakanımızın sunması, söylemesi nasıl bir duygu diyelim? Çok büyük tecrübe tabii. Cumhurbaşkanımızın çalışma ekibi içerisinde yer almak, Cumhurbaşkanımız bugün sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemli liderlerinden biri. Mazlumların umudu. Bütün dünya Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkacak her cümleyi yakından takip ediyor. Bütün ümmet, bütün mazlumlar Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı acaba bu konuda ne yapacak diye umutla bekliyor. Dolayısıyla bir dünya liderinin çalışma ekibi içerisinde yer almak her şeyden önce çok büyük bir onur. Bununla birlikte çok büyük bir tecrübe. Onun her hareketinden, her talimatından, her söyleminden bizler çok büyük tecrübeler edindik. Ve bu edindiğimiz tecrübeleri de siyasi büyüklerimizin, Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımızın bizlere olan güvenini boşa çıkarmamak adına daha çok üretmek için, daha çok çalışmak için azimle gayret ettik, ediyoruz. O dönem tabii 3 yıl boyunca Cumhurbaşkanımızın metin yazarı ekibi içerisinde yer aldık. Cumhurbaşkanımız bir dünya lideri ama dünyanın da en yoğun liderlerinden biri. Birbirinden farklı alanlarda, birbirinden farklı konularda, hemen her alanda son derece büyük bir tecrübe, bilgi ve fikir sahibi. Dolayısıyla günlük program yoğunluğu içerisinde de çok farklı alanlarda hazırlıklar yapmak zorundasınız, durumundasınız. O hazırlıkları yapan ekiptik biz. Tabii ki bunun söyleme dökülmesi noktasında nihai takdir Cumhurbaşkanımızın son derece güçlü bir hitabetçi, çok çok güçlü bir hatip Cumhurbaşkanımız. İfade ettiğim gibi bütün dünya onun ağzından çıkacak her cümleyi yakından takip ediyor. O yüzden çok da büyük bir sorumluluktu aynı zamanda. Ama o sorumluluğu hem tecrübe hem birikime kanalize ederek çalıştığımız büyüklerimizle de ve bugün de o dönem öğrendiklerimin bana olan katkısını çok yakından hissediyorum tabii. Tabii bu arada 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Geleceğin Liderleri Eğitim Programı'na seçildiniz ve ardından Transsöde Derneği ve Avrupa Kolej tarafından düzenlenen Lider Geliştirme Programı'nda seçilen tek Türk olarak
Siz tarihe geçtiniz. Bu başarının sırrı ne diyelim? Özellikle sizi izleyen gençlere örnek olması açısından bu soruyu sordum. Gençlerimize neler diyeceksiniz? Çünkü genç yaşta da Türkiye'den tek kişinin seçilmesi olduğunu da siz olursunuz. Bizi de gururlandırdı. Estağfurullah. Tabii bu programlar Batı'da çok yaygın. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'nın farklı merkezlerinde bu tür liderlik geliştirme programlarına hem vakıflar hem devletler büyük yatırımlar yapıyorlar. Farklı ülkelerdeki farklı kesimden insanları takip ediyorlar. Benim bu katıldığım programların hiçbirinden haberim yoktu. Telefonum çaldığında, mailimi açtığımda haberdar edildim. Ve seçildiğimi, daha doğrusu görüşmek istediklerini söylediler. Ve o programlardan da çok şey öğrendim, açık söyleyeyim. Çok da faydasını gördüm. Her şeyden önce bu programlar aracılığıyla bu ülkeler dünya genelinden bir network oluşturuyorlar. O network de o program katılımcıları tarafından uzun süre ilelebet bir kalıcı dostluklara da dönüşebiliyor. Bugün o programlarda birlikte olduğumuz bir arkadaşım bugün Karadağ'da bakan mesela. Başka ülkelerde büyükelçiler var, büyükelçi arkadaşlarımız var. Bu programlarda tanıştığımız, birlikte olduğumuz. Tabii içerik olarak liderlik geliştirme programlarının özünde nasıl hitap edilir? Nasıl bir lider hangi özelliklere sahip olmalıdır? Bunun eğitimleriyle birlikte pratikte de o ülkelerin kültürlerine, devlet yapılarına ilişkin bir takım bilgiler veriliyor. O bilgileri siz kendi süzgecinizden geçirip daha sonraki hayatınıza nasıl tatbik edeceğiniz, sizin öncelikleriniz ve hassasiyetinizle ilgili. Şimdi tabii Türkiye olarak da biz artık bu programlara öncelik vermeye başladık. Bakanlığımızın uzun süredir devam ettirdiği bir program var. Örneğin Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı düzenliyoruz biz de. Binlerce diplomat dünyanın dört bir tarafından bizim bakanlığımızda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı'nda eğitim alıyor ve Sayın Bakanımızın talimatlarıyla bunu son dönemde daha da genişlettik ve gittiğimiz ülkelerde artık bizi karşılayan heyetlerde Türkiye'de eğitim almış diplomatları görüyoruz. Hatta kendi ülkesinde önemli yerlere gelmiş diplomatları görüyoruz ve bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu tarz programları bundan sonra biz de ülke olarak geliştireceğiz. Çünkü Türkiye içinde bugün Türkiye özellikle bir uluslararası eğitim merkezine dönüşme noktasında çok ciddi çabalar sarf etti. Yaklaşık 125 bin uluslararası öğrenci var ülkemizde. Bunların her biri mezun olup ülkesine döndüğünde Türkiye dostu, Türkiye'nin gönüllü elçisi olacak. O yüzden bu eğitim sürecini daha farklı bir perspektifte geleceğin liderleri olabilecek, kendi ülkesinde başarı göstermiş veya göstermeye aday kişilikleri seçerek ülkemiz bu kişilere de, bu gençlere de açıkçası yatırım yapma arzusunda, bunu daha da genişletme arzusundayız. Buna yönelik çabalarımız önümüzdeki dönemde daha da artacak. Evet. Bu arada tabii yayına girerken de söyledik, Dışişleri Bakanlığı'nda olmaz hasebiyle dünyayı sarsan aslında ama dünyanın bir kesiminin de pek umurunda olmadığı Yeni Zelanda gerçeği var. Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen hain katliam sonrasında hepimizin yüreği sızladı. Öncelikle bu saldırının Batı dünyasında ve Batı medyasında yeteri kadar tepki ile karşılaşmadığını düşünüyor musunuz? Yine saldırının özellikle Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili verdiği ve kabul edilemez mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yine bu bağlamda Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili kamuoyunun talebine Cumhurbaşkanımız bunun getirisi kadar götürüsü de olur şeklinde cevabı oldu. Bu cevabı hangi açıklıkta neden söyleyeceksiniz? Tabii bir sabah uyandık geçtiğimiz hafta. Böylesine vahşi, cani, barbarca bir saldırıyı kimse beklemiyordu. Tüylerimiz ürperdi. Morallerimiz bozuldu. 50 Müslüman kardeşimiz şehit edildi. 3 vatandaşımız, 3 Türk vatandaşı orada yaralandı. Ve böylesine barbarca bir saldırıyı dünya canlı yayınla izledi. Aslında burada mesaj netti Hamza Bey. Yani Yeni Zelanda bugün Türkiye'ye 17 bin kilometre mesafede yaklaşık bir ülke. Dünyanın en huzurlu bölgelerinden biri. Ben de 3-4 yıl evvel gitmiştim. Dünyada herkesin caddede rahatlıkla yürüyebildiği, kafasını yastığa rahat koyabildiği, yarın başıma ne gelecek acaba diye düşünmediği ülkelerden bir tanesi. Ama böyle bir ülkede dahi insanların ibadetlerini yaptığı bir sırada, insanların kutsal inançlarının gereğini yerine getirdiği bir sırada, o kutsalları da hedef almak suretiyle böylesine vahşi bir terör saldırısı gerçekleştirildi ve biz
Tabii Yeni Zelanda ile dayanışmamızı hemen gösterdik. Cumhurbaşkanımız hemen Yeni Zelanda Genel Valisi'ni aradı ve bu dayanışmamızı daha da anlamlı hale getirmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı oraya gönderiyorum dedi. Ve hem Cumhurbaşkanı Yardımcımız hem Dışişleri Bakanımız orada 3 gün boyunca önemli temaslarda bulundu. Yeni Zelanda halkıyla dayanışma gösterdi. Yeni Zelanda yönetimiyle dayanışma gösterdi. Orada saldırıya maruz kalan camilerimizde, Müslüman kardeşlerimizle, o saldırıyı yaşayan, tecrübe eden kardeşlerimizle dayanışmamızı gösterdi. Ve onunla birlikte tabii bu saldırının bir daha yaşanmaması için her terör saldırısı gibi bu saldırının sebeplerinin irdelenmesi gerekiyor. Biz de acaba neden böyle bir saldırı gerçekleştirdi diye kendi imkanlarımızla bir araştırma içerisine girdiğimizde bir de baktık ki o teröristin silahında ve sözde yayınladığı manifestoda tamamen hedefte Türkiye var. Türkiye'nin değerleri ve kutsalları var. İşte o silahta 1683 tarihi var. Osmanlı padişahlarımızı, sultanlarımızı şehit edenler var. Ülkemize ve milletimize yönelik farklı hakaret ifadeleri var. Yine manifestoya bakıyoruz, dediğiniz gibi Ayasofya'nın minarelerini yıkma taahhüdü var, meydan okuma var. İstanbul'un batı yakasını size yar etmeyeceğiz cümleleri var. Cumhurbaşkanımızın liderliğine yönelik ifadeler var. Ve dolayısıyla bu esasen Türkiye'yi doğrudan hedef alan bir saldırı fotoğrafı çıktı bizim karşımıza. Esasen sadece Türkiye'yi hedef alan bir saldırı da değil. Bu saldırı bütün insanlığı hedef alıyor. Ve insanlığı, şunu hepimiz kabul etmeliyiz. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun tek bir kişi dahi kendini güvende hissetmiyorsa dünyada hiçbir kişi dahi güvende değil demektir. Bir kere bunu dünyanın kabul etmesi lazım. Bunu Yeni Zelanda saldırısı gösterdi. Bunu dünyanın farklı noktalarındaki saldırılar gösterdi. Dünyanın hemen her ülkesinde artık terör saldırıları gerçekleşiyor ve ülkeler ve insanlar çok daha güvensiz bir dünyada yaşıyor. Bu dünyayı daha güvenli hale getirmenin yolu herkesi güvenli kılmak, dünyayı daha güvenli kılmak. Bunu kabul ettikten sonra tabii samimi olarak bu çaba etrafında birleşmek gerekiyor. Bugün bu saldırının hedefinde Türkiye var. Evet, bu saldırının hedefinde Müslümanlar var. Ama bu saldırının hedefinde asıl olarak insanlık var. Ve insanlığın bütününü tehdit eden böylesine vahşi bir olaya karşı bütün dünya ortak bir mücadele gösteremediği müddetçe de bu tehditlerin, bu saldırıların bertaraf edilmesi mümkün değil. Ve biz yine Türkiye olarak dünyayı bu bilinçle, bu gerçekle bir araya getirmek için İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığımızı kullanmak suretiyle, değerlendirmek suretiyle İstanbul'da dün çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptık. Yeni Zelanda'nın da Dışişleri Bakanı ve Etnik Gruplardan Sorumlu Bakanı katıldı. Orada dünyaya bir mesaj verdik. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yine karar tasarılarıyla bu gerçeklere haykıracağız. Ama şu gerçeği de göz ardı etmeyeceğiz. Tabii ki siz de söylediniz. Bir vatandaşının tırnağına dahi zarar gelse dünyayı belki ayağa kaldıran ülkeler. Geçmişte işte Charlie Hebdo saldırısı yaşandı Fransa'da. Bütün dünya orada teröre karşı ortak bir ses, ortak bir duruş gösterdi. Olması gereken de oydu aslında. Evet. Ama bugün dünyanın en güvenli ülkelerinden biri de ibadetlerini yapan insanlar şehit edilirken dünya sessiz, dünya sağır, dünya dilsiz, dünya kör. Peki neden böyle? Çünkü hedefte Türkiye var, Türkiye'nin kutsalları var. O yüzden açıkçası ben bu ikiyüzlülüğü buna bağlıyorum. Türkiye'nin son dönemde karşı karşıya kaldığı saldırılar, sistematik saldırıların bir uzantısı olarak bunu görüyoruz. Bu çok net ve özellikle Avrupa Parlamentosu'nda bu saldırının, bu terörist saldırının birkaç gün öncesinde alınan kararda da Ayasofya'nın ibadete açılmama çağrısı ve arkasından böylesine vahşi bir terör saldırısının gerçekleşmesi ve bu saldırının arkasında da yine Ayasofya mesajının olması tesadüf mü? Tabii ki soru işareti. Bunun takdirini milletimiz verir. Evet. Biz de takipçisi tabii ki olacağız. Evet. Biraz da dış politikadan iç politikaya doğru gelelim, seçimlere gelelim. 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kaldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli sürekli olarak beka mesajları veriyor. Millet İttifakı cephesinden ise bunun bir yerel seçim olduğu ve beka problemi ile alakasının olmadığı söyleniyor. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bu konuda söylenecek çok söz var açıkçası Hamza Bey. Bir kere bu Cumhur İttifakı ruhunun Türkiye için ne kadar önemli olduğunu
Biz çok yakından hisseden bir bakanlığız. Bunu çok net ve samimi olarak ifade etmek istiyorum. Yani Dışişleri Bakanlığıyız. Belki Cumhur İttifakı zannediliyor ki sadece seçimlere yönelik bir matematik ortaya koymak için, bir denklem ortaya koymak için hayata geçirilmiş bir proje. Asla. Bakınız Cumhur İttifakı ruhu 15 Temmuz sonrası ortaya çıktı. Ne oldu 15 Temmuz'da? İşte FETÖ eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan o hain darbe girişimi Türkiye'nin aslında bağımsızlığına, Türkiye'nin egemenliğine yönelik bir saldırıydı. Ve o saldırıya karşı bu Cumhur İttifakı ortaya çıktı. Nedir peki bu Cumhur İttifakı? Türkiye'nin geleceğine inananların, Türkiye'nin bağımsızlığından, egemenliğinden, birliğinden ve bütünlüğünden yana olanların bir araya geldiği bir ittifaktı. Bunun tabii ki şu an AK Parti ve MHP arasında bu ittifak bu seçimlerde sirayet ediyor. Ama Cumhurbaşkanımız da Sayın Devlet Bahçeli'nin de her zaman çağrısı bu. Türkiye'nin birliğine inanan, Türkiye'nin dirliğine inanan, Türkiye'nin bütünlüğüne, bağımsızlığına inanan ve buna destek olan herkes bu ittifakın parçası olabilir, olmalıdır da. Ve biz bunu bakanlık olarak açıkçası karşı karşıya kaldığımız sınavlarda çok yakından bu Cumhur İttifakı'nın ülkemize yaptığı katkıyı hissediyoruz. Ve bugün gelinen noktada açıkçası 31 Mart yerel seçimlerine sadece bir sıradan bir yerel seçim olarak da bakmanın mümkün olmadığı anlaşılmıştır. İşte Yeni Zelanda'daki terör saldırısı, işte Avrupa Parlamentosu'nun kararı, işte İsrail Başbakanı'nın hadsiz tweetleri, onun oğlunun, o cahil, o hadsiz oğlunun attığı tweetler İstanbul'la ilgili. İstanbul'da Türkiye'nin işgalci olduğunu söylüyor. Öbür taraftan Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, güney sınırımızda yaşanan gelişmeler, Suriye'de, Irak'ta, kuzeyimizde yaşanan gelişmeler, bütün bunları bir araya geldiğimizde, öbür taraftan FETÖ'yle hem Türkiye içinde hem dünyanın dört bir tarafında gösterdiğimiz amansız mücadele, PKK'yla gösterdiğimiz amansız mücadele, DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışmamız, DHKPC ile mücadelemiz, bütün bunlarla birlikte ülkemizde ağırladığımız 4 milyon mültecinin sorunları, bunların çözümüne yönelik irademiz, hepsini bir arada değerlendirdiğimizde Türkiye için 31 Mart yerel seçimlerinin dünya tarafından neden bu kadar yakından takip edildiğini daha iyi anlıyoruz. Ve şunu çok açık şahsi bir gözlemim ve değerlendirmem olarak paylaşmak istiyorum. 31 Mart yerel seçimleri sadece bir yerel seçim değildir. Aynı zamanda küresel bir seçimdir. Türkiye'nin küresel düzendeki yerini belirlemek için son derece kritik bir milattır. Bakınız 31 Mart sadece yerel seçimler olarak görünmeli diyenlere vurgu yaptınız. 31 Mart eğer sadece bir yerel seçimse meydanlarda o zaman neden bu liderlerden projelerini duyamıyoruz? Neden bu liderlerden işte Kürdistan'ı AK Parti'ye vermiyor, Kürdistan'ı biz kazanacağız söylemlerine karşı bir tepki duymuyoruz? Neden kendi adaylarını değil de tamamen küresel sistemde Türkiye'nin karşısında yer alanlarla ittifak girişimlerinin içerisinde yer aldığını görüyoruz? Yani o yüzden şu çok net ki 31 Mart yerel seçimleri sıradan bir yerel seçim değildir. Elbette bir yerel seçimde ne beklenir? İşte o şehirden çıkmış aday, partisi tarafından adaylığa layık görülen kişi çıkar, projelerini sunar, milletinin teveccühünü bekler, milletinin takdirini kendisinden yana kullanmasını bekler. Ama bu seçimde böyle mi oluyor? Elbette bugün ben de yakından takip ediyorum. AK Parti'nin adayları, Cumhur İttifakı'nın adayları sürekli proje yarışı içerisinde milletin huzuruna yine bu tartışmalardan bağımsız olarak şehirlerine nasıl hizmet edeceklerini anlatıyorlar. Sadece ülkemizin beka meselesi deyip geçmiyorlar. Cumhurbaşkanımız keza işte her gün iki şehre, üç şehre ziyaretler yapıyor. Orada milletiyle hemhal oluyor. Ama bu seçimlerin bir beka meselesi olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Az önce ifade ettiğim, sıraladığım gelişmeler açıkçası bu seçimin dünya tarafından da yakından takip edilmesi, işte dünyanın bir ucunda hangi cehennemlerindeyse bir FETÖ'cü çıkıyor diyor ki Cumhur İttifakı'na oy vermeyin. Öbür taraftan PKK'lı bir terörist çıkıyor diyor ki Cumhur İttifakı'na oy vermeyin. Öbür taraftan parlamentoda temsil edilen bir siyasi partinin genel başkanı diyor ki Kürdistan'ı biz kazanacağız. Neresi Kürdistan? Böyle bir ülke mi var? Böyle bir densizlik, böyle bir hadsizlik olabilir mi? Yani o yüzden bugün PKK'sıyla, FETÖ'süyle, DAEŞ'iyle Türkiye'nin karşısında kimler yer alıyorsa ellerini ovuşturmuş 31 Mart'ta sandıktan acaba bu sefer Tayyip Erdoğan'ın liderliği zayıflayacak mı? Acaba AK Parti zayıflayacak mı? Acaba Cumhur İttifakı ruhu kaybolacak mı diye ellerini ovuşturmuş bekliyorlar. O yüzden bu seçim öyle alelade sıradan bir seçim değil Hamza Bey. Evet.
yine seçimle devam edelim o zaman. Ordu AK Parti'nin güçlü olduğu ve 2014 yerel seçimlerinde de 20'de 20 yaptığı bir il. Bu yerel seçimde sizin bakış açınızda çalışmalar nasıl yürüyor? 2014 yerel seçimlerinde elde edilen başarı bu defa da tekrarlanacak mı? Ordu her zaman bir kez Cumhurbaşkanımızın yanında yer alan bir şehir olmuştur. Cumhurbaşkanımız da Ordu'ya çok güvenmiştir. Her zaman Ordu'nun yanında olmuştur. Ordulu'nun yanında olmuştur. Bakınız Cumhurbaşkanımız aday tanıtım törenine geldi. Bizi de davet etti. Lütfettiler, geldik, onurlandık. Birlikte aday tanıtım törenini gerçekleştirdik. Ve o aday tanıtım töreninden bir gün önce bize de aday tanıtım töreni vardı. Oraya da genel başkan vekilimiz katılmıştı. Yani kendi şehrinin aday tanıtım törenine gitmek istemez mi Cumhurbaşkanımız? İster tabii ki ama fırsat bulamıyor. Bir gün sonra Ordu'ya geliyor ama bir gün öncesinden hani Rize'ye gitmiyor. Özellikle gitmemezlik yapmıyor tabii ki. Daha farklı programları. Ama Ordu'ya, Ordu'nun aday tanıtımında mutlaka bulunmak istiyor. Ve Ordu'da bizzat yıllardır yol arkadaşlığını yapmış, dava arkadaşlığını yapmış bir değerimizi aday olarak ilan ediyor. Ondan sonra ya işte o zaman sadece partililerle bir araya geldik, adayımızı tanıttık. Bu sefer seçim mitingi kapsamında yine yaklaşık 15 gün sonra yine geliyor, yine binlerce kişinin huzurunda Ordu'yla, Ordu'yu özledim diyor 15 gün içerisinde. Ordu'dan yine desteğini esirgemeyeceğini söylüyor Ordu'nun. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın Ordu'ya çok büyük bir sevdası var. Ben bunu adaylığım sürecinde de bu görevim sırasında da çok yakından bizzat da şahit olmuş biriyim. Sadece gözlem olarak bunu söylemiyorum. Ordu'nun meselelerini bilen, Ordu'nun meselelerin çözümü için işte Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu koşulda talimatını verdi ve 4.8 milyonluk kaynak şu dönemde Ünye Organize Sanayi Bölgemiz için aktarıldı. Keza çevre yolu, işte İlge Tabu açıldı. Önemli bir rahatlama sağladı. Yani bugün bu zorlu koşullarda dahi Ordu'nun meselelerini Cumhurbaşkanımız bizzat takip ediyor. Ve çözümü için bizzat takipçisi oluyor bu sorunların. O yüzden Ordu'da Cumhurbaşkanımızın Ordu'ya olan bu sevdasını, bu sevgisini hiçbir zaman karşılıksız bırakmadı. Bu seçimde de karşılıksız bırakmayacağı çok açık. Bunu meydanlarda görüyorum, bunu caddelerde görüyorum, bunu sokaklarda görüyorum, bunu evlerde görüyorum. Çok büyük bir teveccüh var. Ve inşallah 31 Mart akşamı da yine Ordu Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini, sevdasını bir kez daha sandıklarda gösterdiği iradeyle sirayet ettirecek inşallah. İnşallah. Evet, son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak birçok ülkede cami inşaatı gerçekleştiriyor ve hizmete sunuyoruz. Bu camilerimiz bir anlamda İslam'ı dini açısından da doğru ifade etmek gerekiyorsa misyonerlik görevini yerine getiriyor. Tabii aynı zamanda vatandaşlarımızın da ibadetlerini rahat bir ortamda yapmalarına olanak sağlıyor. Yurt dışındaki cami hizmetini açmanın aslında uluslararası politika alanında bir başarı olduğunu kabul etmek gerekir. Şu anda kaç ülkede cami hizmeti açısından devam ediyor? Camilerimiz oralarda var. Dış politikada bir şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz camilerimize? Tabii biz misyonerlik olarak bakmıyoruz açıkçası ama tabii ki dinimizin mesajlarını insanlıktan insanlığın bu mesajlardan nasiplenmesi için her zaman tebliğ şeklinde bu görevimizi hem birey olarak hem devlet olarak hem ülke olarak yapıyoruz. Yapmakta durumundayız. Bu asli vazifemiz. Son dönemde özellikle Balkanlarda, Batı'da, Afrika'da, dünyanın dört bir tarafında ibadethane konusunda sıkıntı çekilen yerlerde Türkiye bu inisiyatifi aldı. Bugün Amerika'nın merkezinde ben de çoğuna bizzat şahit oldum, içerisinde oldum, takipçisi olduğum projeler oldu. Ve bundan da gurur duydum. Bir Hristiyan bir ülkede o şehrin merkezinde minarelerin yükselmesi hepimizin tüylerini diken diken ediyor. Ezanın okunması hepimizin tüylerini diken diken ediyor. Ve bu hizmetin katlanarak gelişmesi, yayılarak gelişmesi ve en önemlisi de Hamza Bey şunu gördüm. Yani bu hizmetleri yaptıkça talepler de artıyor. Yani sadece yani orada o minarelerden okunan ezanın yaptığı çağrıya verilen karşılık her geçen gün daha da genişliyor. Bizden bu talep edilen bir şey haline geldi. Bakın şu ülkede camimiz yok, hadi cami yapalım. Hamdolsun bereketi biz yaptığımız hayrın bereketine inanan bir toplumuz. O hayır, hasenat çabaları da bereketi de bir arada getiriyor. Aslında
Hepsini toplasanız çok büyük bütçeler yapıyor ama o bütçeleri hiç görmüyoruz bile biz. Bir anda oluveriyor. İşte bugün Washington'a 50 kilometre mesafede Maryland'de bir külliyemiz var. Açılışında bizzat bulundum. Sürecinde bizzat bulundum. Yani yaklaşık 90-100 milyon dolarlık bir proje. Yani sadece maliyetini düşünün. Ve inanın Türkiye'de böylesine güzel bir külliye çok az. Hamamı var, kütüphanesi var, lojmanı var, okulu var, ana sınıfı kreşi var, araştırma merkezi var ve çok güzel bir mimariyle inşa edilmiş bir camisi var. Ve o camiye sadece Türk vatandaşları gelmiyor. Diğer ülkelerden de Müslümanlar geliyor ve inanın Ramazan'da yolunuz düşerse bütün hemşehrilerime tavsiye ederim. Bir gün orada iftarlarını açsınlar. İnanılmaz bir manevi şölen var. Ve artık ihtiyaçlara cevap dahi veremeyecek noktada. Biz gittiğimizde şaşırdık yani. Çok geniş bir arazi. Tahmin edin. Geleneksel mimaride inşa edilmiş evlerimiz var. Konaklar var. Misafirhaneler var. Hamamı var. Kütüphanesi var. Camisi, avlusu vesaire. Bu kadar geniş bir alanda artık talepleri yerine getiremez halde. Yine geçtiğimiz aylarda Gana'ya gittim. Gana'da Hristiyan nüfusun yoğunlukta olduğu bir ülke. Ama ona rağmen Gana'nın en merkezi yerinde aynı şekilde bir külliye formatında İmam Hatibi'yle, kreşiyle, kütüphanesiyle, lojmanlarıyla, misafirhaneleriyle, camisiyle yaklaşık 5000 kişilik bir cami Gana'nın merkezinde yükselmiş, yükseliyor. İşte sivil toplumuyla, vatandaşıyla, devletiyle bu el birliğinin, bu güç birliğinin dünyanın dört bir tarafında minarelerimizin yükselmesine vesile olduğunu ve en anlamlısı da bunun bizzat o ülkelerde yaşayan Müslümanlar tarafından talep edilmesiyle Türkiye bu çabalara öncülük ediyor. Avrupa'nın her yerinde de bunu yapıyoruz. Sadece yeni camiler de inşa etmiyoruz. Bugün dünyanın dört bir tarafında ecdat yadigarı eserlerimiz var. Özellikle Balkanlar'da. TİKA'mız, son dönemde Vakıflar Genel Müdürlüğümüz dünyanın her yerinde camilerimizi ayağa kaldırıyor. Atıl kalmış, yıkılmış, eskimiş, kullanılmaz hale gelmiş camilerimizi ayağa kaldırıyor restore ederek. Hatta onlardan birine Sayın Bakanımız bir ziyaret etmişti. Bir vakit namazını eda etmiş. Etmek için Bosna Hersek'te ziyaret etmişti. İmam yanlış anlamış bakanımızın camiye gelme vaktini. Bakanımız vakit namazımı eda edip çıkacağım demesine rağmen imam cemaati de bekletmiş bakanla birlikte kılmak için. Sayın Bakanımız namaz sonrası imamdan tabii özür diliyor ve cemaatten de özür diliyor. Orada cemaatin huzurunda imam şu cevabı bekliyor. Ya bakanımız diyor ki hocam kusura bakmayın 2 saat beklettik cemaati biz. Sadece namazımızı eda edip havaalanına geçecektik. İmam aynen şu cevabı veriyor Hamza Bey. Ne 2 saati sayın bakanım biz sizi 100 yıl beklemişiz 2 saat beklemişiz çok mu diyor. Yani bugün Türkiye'nin ecdat yadigarı eserleri ayaklandıkça Türkiye'nin o tarihi o medeniyeti o insanlar verdiği o ulvi mesajlar da ayaklanıyor aslında. İnşallah tek duamız tabii en önemli duamız Rabbim bu camileri cemaatsiz bırakmasın, minareleri ezansız bırakmasın inşallah. Evet, yine buna paralel olarak yine yurt dışında Türk kültürünü tanıtma faaliyetlerini yürüten aynı zamanda eğitim kurumu olarak da faaliyet yürüten ve 2007 yılında kurulan Yunus Emre Enstitüleri var. 18 ülkede 55 temsilcilikle faaliyet yürütüyor. Bu enstitünün kuruluş amacı bunlara yöneliktir yanılmıyorsam. Pek çok ülkede var Yunus Emre Enstitümüzün şubeleri. Sadece Türkçe öğretmek değil bugün hamdolsun dünyanın pek çok yerinde Türkçe bilen... Ama Türkiye'ye hiç gelmemiş insanlarla tanışıyoruz. Ya nasıl öğrendiniz Türkçe diyoruz. İşte Yunus Emre Enstitüsü'nün kurslarına gittim diyor. En son geçtiğimiz haftalarda Japonya'daydım. Orada bir gittim. Artık sınıflar dolmuş taşmış. Türkçe konuşuyor Japonlar. Hiç Türkiye'ye gelmemişler ama. Bizim de hemşehrilerimiz biliyorsunuz çok yoğunlukta yaşadığı bir ülke. Evet ama sadece... Türkçe öğreten bir platformda değil Yunus Emre Enstitüsü. Bugün hangi Yunus Emre Enstitüsü'ne gitseniz orada bir kültürel değerimiz tanıtılıyor. Hangi Yunus Emre Enstitüsü şubesine gitseniz orada bir kütüphanemiz var. Bizim medeniyetimizi yansıtan, bizim anlayışımızı, bizim yazın dünyamızın değerlerini yansıtan güçlü kütüphaneler var. Hangi Yunus Emre Enstitüsü şubesine gitseniz bir sanat programı var. Dolayısıyla Türk kültürünün dünyada anlatılması. Tabii biz anlatacağız. Ondan kimin ne nasıl deneceği o onun muhataplarını bağlayan bir şey. Ama dalga dalga artık Türkiye'ye ve Türkçe'ye olan ilginin dünya genelinde arttığını görüyoruz. Hatta
Son dönemde ülkemizin özellikle hükümetimizin tasarruf tedbirleri kapsamında bir takım kısıtlamalara gittiğimiz alanlar oldu. Mesela çok duygulanmıştım. Bir gün bir telgraf aldım Hindistan'dan. Orada bir okutman sayımızda azalmaya gitmiştik. Azaltmaya gitmiştik. Bir baktık ki orada eylem olmuş. Yani neden Türkiye okutman göndermiyor? Bizim ihtiyacımız var. Türkiye bu okutmanı göndersin diye ve tabii ki hemen gönderdik. Yani artık Türkiye ve Türkçe merakı toplumlar içerisinde çok heyecanla başvurulan bir unsur olmuş ve bu ilginin artması da açıkçası bizi çok duygulandırıyor. Tabii sadece Yunus Emre Enstitümüz de yok. TİKA'mız var, Türk Hava Yolları'mız var, Maarif Vakfı'mız var. Dünyanın her tarafında farklı kurumlarla, dünyada tabii dış politikanızı ve etkinliğinizi sadece o sert güç diye bilinen unsurlarla inşa edemiyorsunuz. Yumuşak güç unsurları da gerekiyor. Türkiye güç unsurlarını da zenginleştirmek ve çeşitlendirmek olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti AK Parti hükümeti ile birlikte özellikle uluslararası politikalarında en aktif olduğu dönemi yaşıyor. Türkiye sizce dış politikada kendini yeteri kadar ifade edebiliyor mu ve etkin bir politika izlenebiliyor mu? Cumhurbaşkanımız hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda bir cümle sarf etti ve dedi ki bütün dünyaya aslında bir mesajdı. Türkiye Cumhuriyeti bugün dış politikada destan yazmaktadır dedi. Bu öyle kolay kurulabilecek bir cümle değil Hamza Bey. Yani dış politikada destan yazmak öyle kolay bir değerlendirmenin sonucunda ortaya çıkmış bir iddia değil, bir tespit değil. Elbette Türkiye son dönemde ciddi bir destan yazıyor. Az önceki bölümlerdeki sorularınızda aslında ifade etmeye çalıştım. Bugün etrafımız bir kriz kuşağı. Bugün Türkiye aynı anda pek çok sorunla, pek çok ciddi sorunla boğuşmak zorunda. Bütün bunların yanında ülkemize uygulanan bir son dönemde özellikle ekonomik abluka var, siyasi abluka var. Bir medya ablukası var, bir itibarsızlaştırma kampanyası var. Bütün bunlarla birlikte hem bu kriz kuşağıyla mücadele edeceksiniz, ülkeleri ve sorunları saymaya bile zamanımız yetmez. Hem özellikle terörle mücadele kapsamında bu amansız ve çetrefilli mücadelenin içinde olacaksınız. Hem istikrar ve güveninizi bütün bu sorunların içerisinde muhafaza edeceksiniz. Hem dünyada ittifak denklemlerinin bu kadar değiştiği ve anlık değişimlerin ülkelerin kaderi üzerinde çok etkili olduğu bir dönemde bu müttefiklik ilişkilerinizi doğru bir zemine oturtacaksınız. Bunların hepsi hassas teraziyle belirleyebileceğiniz şeyler ve Türkiye bu hassas teraziyi her zaman doğru noktada oturtmuştur. Ve bunda da Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın vizyonu çok önemli bir rol oynamıştır. Eğer en ufak bir taviz verseydik, eğer en ufak bir tereddüde düşseydik bu konuda, inanın Türkiye'nin bugün bu noktada olması düşünülemezdi. Yani bir çok açık ve net ifade ediyorum ki bunca krizlere rağmen, bunca sorunla aynı anda boğuşmasına rağmen Türkiye bugün içinde bulunduğumuz seçim atmosferiyle birlikte bu istikrarını ve güven ortamını muhafaza ediyorsa bu esasen dış politikada gösterdiğimiz başarının ve yazılan bu destanın sonucudur, tezahürüdür. Evet, destan deyince bu FETÖ sürecinden de bahsedelim istiyorum. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Fethullah terör örgütüyle hem içeride hem de dışarıda aktif bir mücadele sürdürüldü ve sürdürülmeye de devam ediyor. Terör örgütünün özellikle diğer ülkelerde okul ve benzeri yapılanmaları ile etkin bir mücadele devam ediyor. Bu mücadele ne kadar başarılı oldu ve ne aşamada? Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi konusunda ilerleme kaydedildi mi? Kısacası ilerleyen zamanda sizce Türkiye'ye iadesi mümkün olacak mı? Olmalı. Sondan başlayalım. Yani Türkiye'yi hedef alan, Türkiye'de böylesine ciddi hainlikleri gerçekleştirmeye de devam etmeye çalışan, en son 15 Temmuz hain darbe girişimiyle en kanlı planını ortaya koymuş bir terör örgütünün elebaşının stratejik ortağımız dediğimiz bir ülkeden hala nefret kusması, hala o zehirli düşüncelerini saçması, hala Türkiye'ye meydan okuması açıkçası bu stratejik ortaklık ilişkisine yakışmayan bir durum, kabul edilemez bir durum. Bugün aynı şey Amerika'ya yapılsa ve bunu DAEŞ örneğin bir Amerika'da bir darbe girişimi yapsa ve DAEŞ'in elebaşlarından biri Türkiye'de yaşasa takdir edin ne olur? Yani o yüzden bir
stratejik ortağımız dediğimiz bir ülkenin böylesine azılı, böylesine amansız ve dünya için de çok büyük bir tehdit olan bir terör örgütünün elebaşını barındırması kabul edilemez ve bu derhal hem o elebaşını hem de bütün bu terör örgütünün mensuplarını, teröristlerini ülkemize iade etmesini bekliyoruz. Bütün müttefiklerimizden, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden değil, bugün bu terör örgütü 120'nin üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. Kimi yerde okullarıyla, kimi yerde dershaneleriyle, kimi yerde etüt merkezleriyle, kimi yerde iş insanlarıyla, tırnak içerisinde söylüyorum tabii. Bunların hepsi neticede bir terör örgütünün mensubudur ve teröristtir bizim nezdimizde ve dünya nezdinde uluslararası belgelerde de bu tescil edilmiştir. Dolayısıyla bütün müttefiklerimizden bu terör örgütüyle mücadelede Türkiye ile işbirliği göstermelerini beklemek bizim sonuna kadar hakkımız, uluslararası hukukunda bir gereği. Bugün tabii ki bu konuda istediğimiz, beklediğimiz desteği görebiliyor muyuz? Buna çok net bir şekilde maalesef hayır diyoruz. Maalesef bu desteği göremiyoruz ama bu desteği göremiyoruz diye de biz mücadelemizden vazgeçmiyoruz. İğneyle kuyu kazarcasına dünyanın dört bir tarafında biz bu mücadeleyi çok boyutlu olarak, çünkü bu sadece sıradan bir terör örgütü değil FETÖ. Aynı zamanda çok kapsamlı bir istihbarat örgütü. Çok kapsamlı bir organize suç şebekesi, çok kapsamlı bir eğitim taciri, eğitim istismarcısı. Çok ciddi, her türlü aklınıza gelebilecek her türlü suçu anında işleyebilecek kadar gözü dönmüş bir kitle var karşınızda. Dolayısıyla böylesine amansız, azılı bir terör örgütüyle mücadelede de çok boyutlu bir yaklaşım gerçekleştirmeniz lazım. İşte eğitim boyutuyla Maarif Vakfımız bugün 30'un üzerinde ülkede, kimi ülkede FETÖ iltisaklı okulları devraldı, orayı Türkiye'nin bir okul haline getirdi. Kimi yerde yeni okul inşa etti, kimi yerde satın aldı ve oraya burada yetişmiş ve Maarif Vakfı havuzumuzda yer alan öğretmenleri anında gönderdi ve bugün 30'un üzerinde ülkede Maarif Vakfımız aracılığıyla devraldığımız okullarda son derece başarılı bir şekilde eğitimler devam ediyor. Yine 100'ün üzerinde FETÖ'cü teröristi biz farklı ülkelerde yakaladık, ülkemize getirdik. Kimi yerlerden iadesini sağladık. Yani bu mücadele tek bir FETÖ'cü terörist kalmayıncaya kadar devam edecek, etmek zorunda. Kolay mı? Değil. Ama biz müttefiklerimiz işbirliği göstermese de bu mücadeleyi her şeyden önce ulusal güvenliğimiz ve geleceğimiz için göstermek zorundayız. Çünkü bugün aslında şu da var. Bugün Türkiye'nin bu hassasiyetlerine duyarsız kalan ülkelerde ve FETÖ'cülere her türlü kolaylığı sağladığını gözlemlediğimiz ülkelerde de FETÖ'cülerin 15 Temmuz'da Türkiye'de yaptıklarının bir gün başka ülkede de aynı şeyi denemeyeceklerinin garantisi yok. Emin olun, bazı ülkelerde bu kadar devlet kademelerine aynen Türkiye'de yaptıkları gibi o kılcal damarlara sızmış durumdalar. Ama bunu anlatacağız. Anlatmaktan ve mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Evet. Süremiz de azalıyor. Son olarak turizm konusuna girmek istiyorum. Turizm her ne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde olan bir konu olsa da bir ayağıyla Dışişleri Bakanlığı'nı yakından ilgilendiriyor. Sizlerin de özellikle bu konuya yakından eğildiğinizi düşünüyorum. Yakın zamanda örnek verecek olursak, Japonya Büyükelçisi Sayın Akio Mijaili ile birlikte Ünye'ye gelmiştiniz geçtiğimiz haftada. Çinlilerin yoğun ziyaret ettiği ülkelerden biri, özellikle bu ülke vatandaşlarımızın ziyaretlerinin ağırlıkla İstanbul ve Kapadokya olduğunu biliyoruz. Bu noktaların arasında Karadeniz'i etkileyebilecek çalışmalar yürütülebilir mi? Genel anlamda yabancı turistlerin bölgemizi ziyareti için bir çalışma yapılabilir mi? Kesinlikle bölgemizin çok ciddi potansiyeli var. Tabii baştan başlayacak olursak, Kültür ve Turizm Bakanımız zaten turizm sektörünün içinden gelen birisi. Bu alanda yatırımları olan, bu alanda yıllarca emek sarf etmiş, çaba sarf etmiş birisi. O yüzden bu sektörün ülkemiz için gelişmesi noktasında bir şans olarak görüyorum ben. Ve onun farkını da hissediyoruz, özellikle turizm alanında ki vizyonuyla. Ama Dışişleri Bakanlığı olarak da hem Sayın Bakanımızın şahsi vizyonu, Sayın Bakanımız da turizm alanında çok ciddi bir birikime sahip, çok önemli gözlemlere, tespitlere sahip, yıllardır dış politika alanında çalışmış ama Antalyalı biri olarak o sektörün içerisinde de yer almış biri olarak bu alanda çok ciddi bir birikime sahip ve bu birikimi Dışişleri Bakanlığımıza da aktarma konusunda çok kararlı. Ama Dışişleri Bakanlığı zaten politikalarıyla
bu sürecin önemli parçalarından bir tanesi. Örneğin sadece uyguladığınız vize politikasıyla turizmin önünü açabilir veya kapatabilirsiniz. Biz tamamen turizm odaklı, tabii ülkemizin de güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde bu vize politikalarımızı gözden geçiriyoruz, değerlendiriyoruz İçişleri Bakanlığımızla birlikte. Ama öbür taraftan dünyada Türkiye'nin tanıtılması noktasında bütün büyükelçiliklerimizi, bütün temsilciliklerimizi de seferber ediyoruz. Bu tanıtım faaliyetlerinin de ciddi katkıları ve etkileri oluyor. En önemli parçası belki de. Ama son dönemde tabii Türkiye'nin turizmde yakaladığı noktayı çok önemli bir aşama kat ettik. Bunu göz ardı edemeyiz. Bugün 12-15 milyon turistlerden yılda 40 milyon turist ziyaret eden turistin ziyaret ettiği bir ülke haline geldik. Yeterli mi? Tabii ki değil. Şimdi bu 40 milyon turistin şimdi 40 milyon turistten 36 milyar dolar gelir elde ediyoruz. Yani bir turist 1000 dolar dahi harcamıyor. Peki bunu nasıl arttırabiliriz? Hem turist sayısını hem turizm gelirlerimizi. Yani bu bir turistin 1000 dolar harcamaması ortalama Türkiye için düşündürücü açıkçası. Yani bir ülkeye gidiyorsunuz ve yani cebinizde 1000 dolarınız yok. Ve orada bir hafta tatil yapıp ülkenize geri dönebiliyorsunuz. Hem bu geliri arttırmak hem de turist sayısını arttırmak için daha çeşitli alanlara yayılmanız gerekiyor. Biz bunu fark ettik ve buna yönelik de ciddi hazırlık içerisindeyiz. Hem turistin niteliğini arttırmak, hem sayısını arttırmak, hem de oradan elde ettiğimiz geliri arttırmak için farklı alanlara kanalize olmak gerektiğini düşünüyoruz. Sadece deniz ve güneş turizmine odaklanmak, turizmin çok çeşitli ve çok daha gelir getirici alanlarını ıskalamak anlamına geliyor. Tabii ki bu ülkemizin bir zenginliği. Deniz, güneş ve kum üçlüsünün ülkemize kazanımlarını değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu bir tarafta tutuyoruz ama öbür taraftan bir golf turizmi, kayak turizmi, yani turizmin süresini arttırmak, 12 aya yaymak olmazsa olmaz. Bunun için ne yapmanız lazım? Her şeyden önce yatırım yapmanız lazım, tesisleşmeniz lazım. Ama tesisleşirken de bilinçli ve planlı tesisleşmeniz lazım. Bunun fizibilitelerini yapıp ona göre o planlamalar doğrultusunda tesisleşmek lazım. Ve daha sonra inşa ettiğiniz bu tesisleri de sürekli işleyen tesislere dönüştürmeniz lazım. İşte bu noktada Türkiye son dönemde özellikle sağlık ve spor turizminde çok ciddi çağa atladı. Buraya gelmeden önce hatta birkaç haftadır çok önemli bir çalışma üzerindeyiz. Ve bu çalışmayı tamamladık. Perşembe günü de hatta tamamladık Ünye'ye gelmeden en son yaptığım işlerden biriydi. O çalışmayı derleyip Sayın Bakanımıza teslim ettim. Bütün misyonlarımıza talimat çektik. Sağlık ve spor turizmini geliştirmek için hedef kitlemiz nelerdir? O bulunduğunuz ülkede ne yapmamız gerekiyor? Bir yol haritası çıkarmak için çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Ve bakanlık olarak Sayın Bakanımızın incelemesinin ardından bu çalışmayı da ülkemize bir kazanım olarak ülkemize getireceğiz ve sağlık ve spor turizminde özellikle birkaç milyar dolarları anında yakalayabilecek kapasitedeyiz. Bu noktada Türkiye'ye çok büyük bir akış ve teveccüh var. Tabii bunun bölgemiz açısından bölgemize nasıl yansıyacağı çok önemli. Karadeniz bölgesi tabii güneşli gün sayısının az olduğu bir bölge. Özellikle Ordumuz, Ünye'miz bu noktada güneşli gün sayısının çok az olduğu bir ülke ama yıllardır benim de kendimde yaptığım bir öz eleştiridir. Bir Ünyeli olarak her şeyden önce. Hep biz deniz, güneş, işte bu güneş turizmine odaklanıyoruz, deniz turizmine odaklanıyoruz. Ama Ünye neden bir kongre turizmi merkezi olmasın? Evet. Ünye neden bir spor turizmi merkezi olmasın? İşte bugün manyetik kumumuz çıktı. Reklamlarda yer alıyor, gurur duyuyoruz. Ve buna katkı sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Bugün neden farklı bir işte spor kulüpleri gelip burada kışın veya yazın kamplarını yapmasın. Niye burada sürekli yılın 12 ayında farklı kongreler düzenlenmesin? Dünyanın dört bir tarafına biz toplantılara gidiyoruz. Yani şimdi Ünye'nin gittiğimiz yerlerden hiçbir eksiği yok ki. Ordu'nun hiçbir yerden eksiği yok ki. Aksine fazlası var. Yani ben Ünye'li olmasam 2 günümü Ünye'de geçirmek için çok şey verebilirim. Ama bunun için dediğim gibi tesisleşmemiz ve bu vizyonla hareket etmemiz lazım. Turizm alanlarını çeşitlendirmemiz lazım. Japon Büyükelçisi'ni davet ediyordum uzun süredir. Geldi. Onun bir özelliği de vardır.
gittiği yerdeki izlenimleri, çok geniş bir WhatsApp grubu vardır, onun network'ü vardır. Bütün network'üne fotoğrafları da ve izlenimleriyle birlikte dağıtıyor. Bir gün toplantıdaydım. Ordu'dan Ankara'ya döndükten 2 gün sonraydı. Toplantıda bir baktım, inanılmaz bir mesaj trafiği olmuş telefonumda toplantı sonrası. Tabii son mesajdan başladım. İşte tebrik mesajları, bizi ne zaman davet ediyorsun mesajları. Anlayamadım yani neyi kastediyorlar ve bunlar çok önemli iş insanları var aralarında. Çok medya dünyasından isimler var. Diplomasi dünyasından isimler var. Diğer ülkelerin büyükelçileri var. Sitem edenler, tebrik edenler hepsi bir arada. En sonunda fark ettim ki işte Akio'nun mesajını gördüm. Fotoğraflarla birlikte işte Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Yavuz Selim Kıran'la birlikte Ünye'ye gittik, Fas'a gittik, Ordu'ya gittik. O izlenimleri fotoğraflarla birlikte paylaşmıştı. Çok da duygusal bir mesaj atmıştı. Ben de tebrik edenlere de sitem edenlere de videomuzu kısa bir arkadaşlar kolaj yapmış. Hemen onu attım. Daha da kıskandılar. Şimdi inşallah davet ettiğim diğer büyük ülkelerin büyükelçileri de var. İnşallah bahar ayında onlarla birlikte de Ünye'mize gelmek istiyor. Onlar açıkçası bunu da talep ediyorlar. Merak ediyorlar Ünye'yi, Ordu'yu. İnşallah daha sık bu ziyaretleri yapacağız ve Ünye'mizin turizmine katkı sağlamaya çalışacağız. Bunlardan birkaçına da inşallah bu kura görevinde kurabiliriz. İnşallah, inşallah. Evet Sayın Bakanım, çok teşekkür ediyorum. Sohbet gayet güzeldi, hızlı ve akıcıydı. Zaman çok çabuk geçmiş. İnşallah bir dahaki diğer programlarda devam ederiz. Bunu burada şimdilik kesiyoruz ama ilerleyen günlerde yine sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz diyorum. Evet sevgili izleyiciler, Alp TV ve Moda TV'den sizlerle ulaşmaya çalıştık. Sayın Bakanım'da sohbet ettik. Sayın Bakanımıza bizi kırmayıp geldiği için teşekkür ediyoruz. Ünye Belediye'mize de konu evini bize açtığı için, burada programa imkan verdiği için Ünye Belediye'mize de teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Son sözü de bakanıma bırakıyorum. Fazla Bey, ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizler aracılığıyla hem bu konağın havasını teneffüs etmek hem de bizi izleyenlerle buluşmak, hemşehrilerimize seslenmek benim için çok büyük bir fırsat ve imkan. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Tabii sizin değerlendirmeleriniz, yorumlarınız benim sıklıkla takip ettiğim bir husus. O yüzden bu akşam bunun bir parçası olmak benim için ayrıca anlamlı oldu. Gündeme dair değerlendirmelerinizi mümkün, imkan ve zaman buldukça takip etmeye çalışıyorum. Ve bir kez daha hem Alt Medya Ajansı hem de Moda FM TV'ye çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de iyi akşamlar diliyorum.